Türkiye 1946 yılında tek partili sistemden çok partili sisteme geçmiştir. 14 Mayıs 1950'de yapılan seçimleri Demokrat Parti kazanmış ve Demokrat Parti iktidarı Milli Birlik Komitesi'nin 27 Mayıs 1960'da Türk Silahlı Kuvvetleri adına yönetime el koymasına kadar devam etmiştir. 1961 seçimlerinden sonra Türkiye koalisyonlarla tanışmıştır. 12 Mart 1971'de Türk Silahlı Kuvvetleri üst yönetiminin hükümete verdiği muhtıra ile ara rejim dönemine geçilmiştir. Ara rejimin bitişiyle Türkiye yeniden 12 Eylül 1980 darbesine kadar sürecek olan koalisyonlar dönemine girmiştir. Türkiye'de çok partili hayatın ele alınacağı bu programda anahtar kavramlar 27 Mayıs darbesi, 12 Mart Muhtırası ve 12 Eylül darbesidir. Bu programı izledikten sonra çok partili sisteme nasıl geçilmiştir? Demokrat Parti iktidarı döneminde hangi siyasal gelişmeler yaşanmıştır? Ve 1980 yılından günümüze hangi siyasi olaylar gerçekleşmiştir? sorularına yanıt bulabileceksiniz. 1946 seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti arasındaki ilişkiler gerginleşir. Bu gerginin altına yatan nedenler muhalefetin seçimlerde baskı ve hile yapıldığını açıklaması ve seçim kanununun değiştirilmesini istemesidir. Talepleri yerine getirilmeyen Demokrat Parti 6 Nisan 1947'de yapılan ara seçimlere katılmaz. 14 Mayıs 1950'de yapılan seçimde ise oyların %53.3'ünü Demokrat Parti, %39.9'unu ise Cumhuriyet Halk Partisi alır. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra 22 Mayıs'ta Celal Bayar Cumhurbaşkanlığı'na, Refik Koraltan da Meclis Başkanlığı'na seçilir. Parti başkanlığını üstlenen Adnan Menderes liderliğinde Demokrat Parti hükümeti kurulur. Dönem boyunca iktidar muhalefet ilişkileri oldukça gerilimli geçmiştir. Bu gerginlik 1953 yılının sonlarına doğru doruk noktasına çıkmış ve 27 Ocak 1954'te dönemin üçüncü partisi olan Millet Partisi kapatılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partileri 1957 seçimlerinde Demokrat Parti'ye karşı güç birliği yapmak isteseler de seçim yasasında yapılan değişiklikler ile bu deneme engellenmiştir. 1957 seçiminde Demokrat Parti'nin oyları yüzde %47 47.3'e düşmüş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları %40.6'ya yükselmiştir. Seçimden sonra yeni hükümeti yine Menderes kurmuş. Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefetteki yerini tekrar almıştır. 27 Mayıs 1960'ta Türk Silahlı Kuvvetleri adına yönetime el koyan Milli Birlik Komitesi ilk iş olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümeti fesheder ve her türlü siyasal faaliyeti yasaklar. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltan ile bütün bakanlar kurulu üyeleri ve Demokrat Parti'nin önde gelen yöneticileri hemen tutuklanırlar. Yasadla yapılan yargılamalar sonunda Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilir. 1960'ın son aylarında Milli Birlik Komitesi içinde ciddi anlaşmazlıklar baş gösterir. 13 Kasım'da iktidarın bir an önce sivillere devredilmesinden yana olan grup 14 Milli Birlik Komitesi üyesini tasfiye eder. Milli Birlik Komitesi içindeki tasfiyeden hemen sonra sivil yönetime geçiş sürecine yönelik çalışmalara hız verilmiştir. Bu çerçevede yeni anayasa ile seçim kanunu hazırlamak için bir kurucu meclis oluşturulur. Faaliyetleri askıya alınan partilerin tekrar faaliyete geçmelerine izin verilir ve birçok yeni parti kurulur. Bu partilerden biri de Adalet Partisi'dir. Eski Demokrat Parti örgütünün büyük çoğunluğu bu parti içinde yer alır. 27 Mayıs'ın yıl dönümünde kurucu meclis yeni anayasayı kabul eder ve yeni anayasa 9 Temmuz'da yapılan halk oylamasından sonra yürürlüğe girer. 15 Ekim 1961'de yapılan milletvekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi %36.7'lik oy oranı ile 173 milletvekili çıkarırken Adalet Partisi %34.8 ile 158 milletvekilliği kazanır. 1961 seçimlerinden sonra Türkiye koalisyonlarla tanışmıştır. 1965 seçimlerine kadar ard arda 4 koalisyon hükümeti kurulur. 10 Ekim 1965'te gerçekleşen seçimlerde Adalet Partisi oyların %52.9'unu alır. 12 Ekim 1969'da yapılan genel seçimlerden de Adalet Partisi zaferle çıkar. 12 Mart 1971 günü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst yönetimi hükümete bir muhtıra vermiştir. Muhtıranın ardından Başbakan Demirel istifa eder. Türkiye 14 Ekim 1973'te yapılan seçimlere kadar sürecek olan ara rejim dönemine girer. Bu dönemin ardından 14 Ekim 1973'te gerçekleşen seçimlerden Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olarak çıkar ve Milli Selamet Partisi ile anlaşır. Ancak Ecevit'in istifası ile koalisyon sona erer. Sonrasında Birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti adıyla anılan hükümet 1977 seçimlerine kadar iş başında kalır. 5 Haziran 1977 seçimlerinden Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olarak çıkmıştır. Ancak hiçbir partinin gerekli çoğunluğa ulaşamamış olması Türkiye'de kısa ömürlü koalisyon ve azınlık hükümetleri dönemini başlatır. Bu dönem 12 Eylül 1980 askeri darbesine kadar devam eder. 12 Eylül rejimi 1983 yılına kadar sürmüştür. Bu dönemde 1982 Anayasası kabul edilir. Milli Güvenlik Konseyi'nin istekleri doğrultusunda temel yasalar çıkarılır. Demokrasiye geçiş süreci söylemiyle 1983 Mayıs'ında Milli Güvenlik Konseyi siyasal partilerin kurulmasına izin verir. 1980 yılı seçimlerinin galibi oyların %45.1'ini alan ANAP olur. ANAP Genel Başkanı Turgut Özal yeni hükümeti kurar. 29 Kasım 1987'de yapılan seçimde ise Oyların %36.3'ünü alan ANAP seçimlerden birinci parti çıkarak yeni hükümeti kurar. 20 Ekim 1991 tarihinde gerçekleşen seçimlerde ise hiçbir parti tek başına çoğunluğu sağlayamaz. Seçim sonrasında DYP-SHP koalisyon hükümeti kurulur. 24 Aralık 1995'te yapılan seçimlerde ise bölünmüş bir meclis aritmetiği tablosu ortaya çıkar. 1999'a kadar Kısa ömürlü koalisyonlar birbirini izlemiştir. 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimin ardından ise DSP, MHP ve ANAP hükümeti kurulur. 2002 seçimleri ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mutlak başarısıyla sonuçlanır. Adalet ve Kalkınma Partisi oyların %34.3'ünü alır. 2002 seçimlerinin ardından yapılan 2007 seçimlerinde oyların %46.5'e 2011 yılındaki seçimlerde de %49.8'e yükselterek Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını sürdürür. 14 Mayıs 1950'de yapılan seçimleri Demokrat Parti kazanmıştır. 22 Mayıs'ta Celal Bayar Cumhurbaşkanı seçilir. Dönem boyunca iktidar muhalefet ilişkileri oldukça gerilimlidir dönemin Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki üçüncü partisi olan Millet Partisi 1954 yılında kapatılır. 1959 yılı siyasal yaşamdaki gerginliğin iyice tırmandığı bir yıl olur. 27 Mayıs 1960'da başkanlığını Orgeneral Cemal Gürsel'in yaptığı ve Milli Birlik Komitesi adı altında toplanmış olan bir subay grubu, Türk Silahlı Kuvvetleri adına yönetime doğrudan el koyduğunu açıklar. 1961 seçimlerinden sonra Türkiye koalisyonlarla tanışmıştır. 1965 seçimlerine kadar 4 koalisyon hükümeti kurulur. 2 Mart 1971 günü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst yönetimi tarafından hükümete bir muhtıra verilir. Türkiye yeniden 12 Eylül 1980 darbesine kadar sürecek olan koalisyonlar dönemine girer. 1983 Mayıs'ında Milli Güvenlik Konseyi siyasal partilerin oluşmasına izin verir. 1999'a kadar kısa ömürlü koalisyonlar birbirini izlemiştir. 2002 seçimlerinden sonra ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek parti hükümetleri başlar. Bu programda geçiş dönemi ve Demokrat Parti iktidarı, 27 Mayıs askeri yönetimi, iki darbe arası Türkiye ve 1980'den bugüne Türkiye konularına değinildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Türk Siyasal Hayatı ders kitabının 3. ünitesinde bulabilirsiniz.